Ozan ve Soley bugün yine uyduruk bir yarışmayla karşımızda. Ozan yarışmanın sunucusu olarak tabii ki Soley'e torpil geçecek ve bu haftaki kurbanlarımızdan biri olan Musa Bey'i kızdırmaya çalışacak. Musa Bey, Ozan'ın tüm kayırmalarına rağmen kızmayıp kazanacak mı? İzleyelim, görelim. Sözcük Entrikası isimli uydurma kelime yarışmamıza birazdan Musa Bey'i konuk edeceğiz. Kendisine zor sorular soracağız ve adaletsiz davranacağız. Bakalım Musa Bey'in sabrı sağlam mı, kızmayıp kazanacak mı? Kızma kazan başlıyor. Sözcük Entrikası'ndan hepinize merhaba. Bu hafta yine yepyeni yarışmacılarla karşınızdayız. Sizi tanıyalım lütfen. Merhaba, Soley ben. 27 yaşındayım. İzmirliyim. Şu an çalışmıyorum. Gayet de çalışıyorsun Soley. Musa Bey bundan henüz haberdar değil ama onu sinir etmeye çalışıyorsun. Hoş geldin Soley. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım Musa Bey. Musa Arslan, Adana. 31 yaşındayım. Evet. Bıyıklarıyla delikanlılığın kitabını yazan Musa Bey başına geleceklerden habersiz kendini tanıtıyor. Yarışmamız çok kolay. Burada soruyu göreceksiniz ve kod isteyeceksiniz. Kod istedikçe oradaki harfler açılacak ve kelimeyi tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu kadar basit. Müsaade ederseniz ilk sorumuz Soley Hanım'la başlamak isterim. İnce ve güzel görünüşlü, yani sizin gibi efendim. Boynuzları yay gibi, gözleri iri bir hayvan. Kod alabilirsiniz. Kod alayım. Bir kod daha alalım. Kod alayım. Bir kod daha alalım. Son harfi de N. Bir kod daha alalım. Üçüncü harfi Y. Ceylan. Doğru cevabımız Ceylan mı? Doğru cevabımız Ceylan. Tebrik ediyorum Soley Hanım. Soley Hanım, Ceylan sever misiniz? Severim, hayvanları severim. Özdeşleştirir misiniz kendinize Ceylan'ı? Ya benim de büyük gözlerim var. Boyunuz posunuz da benziyor. Devam ediyoruz. İkinci sorum Musa Bey için geliyor. Hazır mısınız Musa Hazırım. Bey? Hazırım. Hantal yapılı, kısa bacaklı bir hayvan. Kod isteyebilirsiniz. Kod verelim. A. Ayı. Bakalım doğru cevabımız ayı mı? Doğru cevabımız ayı. Özdeşleştirir misiniz peki kendinizi ayıyla? Yani hemen hemen aynı özellikler diyeceğim ama. Peki, o zaman bir taklidini alabilir miyiz ayını sizden? Taklit ederken ses... Doğada bir ayısınız mesela. Böyle. Evet, Musa Bey tam bir ayı taklidi yaptı. Soley Hanım'la devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz senin için geliyor Soley. Sesinin güzelliği ve gece ötüşüyle ün kazanmış bir kuş türü. Kod alabilirsin. Kod alayım. Kod alalım. İkinci harfi Ü. Kod alayım. Kod alalım. İlk harfi B. Kod alayım. Kod alalım. Üçüncü harfi L. Bu. Ne? Bülbül. Bülbül mü? Bülbül. Doğru cevabımız bülbül. Tebrikler Soley. O zaman sıradaki sorumuz Musa Bey için gelsin. Kaba ve boynuzlu büyükbaş bir hayvan. Efendim sizin gibi bir hayvan. O yüzden rahat edici, çok rahat bulacağınızı tahmin ediyorum. Bir kod alabilirsiniz. Alabilir bir kod. Kod alayım. Kod aldık. Son harfi R. Bir kod daha alayım. Bir kod daha alalım. İlk harfi S. Bir kod daha alayım. Bir kod daha alalım. Ortada yumuşak G var. Sığır. Sığır mı? Doğru cevabımız sığır. Özdeşleştirir misiniz kendinizi sığırı? Ne bileyim. Yani sığır gibi adam mesela. Hani derler. Sığır gibi adam hani arkadaşlar arasında bazen böyle lakaplar ediliyor ama hani bazen birbirimize tartıştığımız zaman arkadaşlarla bu kelimeyi kullanırlar bana. Musa Bey, özgüveninizi Ozan bile yıkamadı. Kaç tane hayvan saydıysa kızmadınız ve bizden ilk ödülünüzü kazandınız. Bu etabımızda Soley Hanım çok güzel yarıştığı için ve kendisine çok güzel sorular çıktığı için kendisine mikrodalga fırın hediye etmek isterim eğer kabul ederse. Teşekkür ederim. Sıradaki etapımıza geçiyoruz. Tek harfliler turuna hoş geldiniz. Bu turumuzda tek bir harf söyleme hakkınız var. Tek bir sesli harf söyleyip kelimeyi tahmin edeceksiniz. İlk sorumuz senin için geliyor Soley.
tek bir harf, evet. Sesli söyleyeceğim. Evet. A. Bakalım. Bu her tarafı sularla kaplı bir şey bu. Çok kolay. Ada. Ada mı? Evet, ada. Bildi. Sıradaki sorumuz Musa Bey için geliyor. Musa Bey, tek bir sesli harf söyleme hakkınız var. Evet. O, ı. O. O. Başka bir şey kullanma hakkımız yok. Yok, direkt tahmin şu anda. Tahmin. Neyle ilgili de? Bu turda hiçbir şey söyleyemiyoruz sadece. Söyleyemiyorsunuz. Şu şekilde tahmin. Çok kolay, inanın çok kolay bir soru. Kolay da. 3, 2, 1 cevabımızı görelim. Degüstasyon olacaktı doğru cevabımız. Çok kolay bir sorumuzdu. Bu turumuzu çok güzel yarıştığı için Soley Hanım kazandı. Soley'e ne hediye edelim? Şehir hayatını çok kolaylaştıran bir scooter motosiklet hediye edelim. Var mı motosikleti? Yok, hayır. Sevindin mi bu hediyemize? Sevindim, evet. Kullanacak mısın? İstiyordum zaten. Çok sevindim. Tabii ki de kullanayım. Ben de çok sevindim sevindiğine. Yarışmamızı nasıl buldunuz efendim? Soley Hanım, yani 3 harfli ben yani harfler bile sayamadım açıkçası. Şimdi bakın beyefendi, o kadar eşit ki Soley Hanım'a 3 harf size 11 harf geliyor. Nasıl eşit oluyor lan? Bakın işte ve bir harfi çıkıyor oradan. O harfi çıktı. O harfi de nasıl bulacaksın ya? Ekranları başında izleyenler çıktığı an tahmin ettiler cevabı. Çok kolay bir sorumuzu. Yani ben bilmiyorum, haksızlık. Siz yine de bu adaletsizliğe karşı sakinliğinizi koruduğunuz için bizden 250 lira kazanıyorsunuz. Yeni turumuza hoş geldiniz. Bu turumuzda aynı kelimeyi her iki yarışmacımız da tahmin etmeye çalışıyor. Kod istiyorsunuz, kodları alıyorsunuz. Tahmin etmek istediğiniz an izin istiyorsunuz. Ben size söz hakkı veriyorum ve cevap veriyorsunuz. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Sorumuz gelsin. Bir şehir. Kod alayım. Kod alalım. Kod alayım. Kod alalım. Kod alayım. İzin yalnız istedim. 3 kod aldığınız için izin isteme hakkınız da oldu. Ya, ya 2 kod bir izin ya da 3 kod alabilirsiniz ama izin isteyemezsiniz. Tamam da şimdi siz ben size yarışmanın başında söyledim. Bulamadınız ki. Hani 2 kod demediniz. Ya da 3 kod demediniz, hani 2 kodu geçersiniz demediniz. Bir şey demediniz. Başım suç bende mi burada Ozan Bey? Soley Hanım, hangi şehir? Tahmin edin, tahmin hakkı sizdeydi. Ama şimdi haksızlık olmuyor mu? Şimdi bakın ama siz 3 harf istediniz, 3 kod istediniz ve sonra da tahmin etmek için izin istediniz. Doldu hakkınız. Ya kusura bakmayın da yani ben şu anda şoktayım yani. Ne dedik, anlamadım ki. Soley, bu turumuzun galibini sen olarak ilan ediyorum. Fakat bu turda ikinize de aynı hediyeyi veriyorum. Gönüller kırılmasın istiyorum, kalpler kırılmasın istiyorum. 75 lira değerinde allık ve fardan oluşan bir makyaj seti hediye ediyorum her ikinize de. Güle güle kullanın lütfen. Bana mı? Her ikinize. Ben ne yapacağım makyajı ya? Niye kullanırsınız? Rimel var içinde, far var. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Neden? Yani ben sonuçta bir cinsiyetim farklı, bayanın cinsiyeti farklı yani. Adamınki normal de benimki. Musa Bey, Ozan'a belli etmemeye çalışsa da sinirlenmeye başladı. Siz böyle devam edin Musa Bey. Bakın bizden 500 lira kazandınız bile. Fazladan harfler turumuzda devam ediyoruz. Bu turumuza Musa Bey sizinle başlamak istiyorum. Çok kolay bir tur bu. İnşallah. Hiç zannetmiyorum. Sorumuzu görelim. Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri. Kod alabilir miyiz? Tabii. Kod alayım. Kaç kod? 2 mi, 3 mü? Sonuna kadar, son harfe kadar kod alabiliyorsunuz. Kod alayım. Ve hep sizde. Soley Hanım'a geçmeyecek. Hep sizde. Tamam, kod alayım. Kod alalım. Kod alayım. Kod alalım. Kod alayım. Kod alalım. Parşömen. Parşömen mi doğru cevabımız? Parşömen. Parşömen. Siz parşömen dediniz. Siz parşömen. O kabul edelim mi? Kabul ediyoruz. Doğru olarak kabul ediyoruz bunu. Soley Hanım da müsaade ederse tabii. Tabii. Teşekkürler. Soley Hanım, sizin sorunuza geçelim.
Çekoslovakya'nın bölünmesiyle kurulan ülke. Kod alayım. Kod alalım. Çek Cumhuriyeti. Doğru cevap olarak değerlendirebiliyor muyuz Çek Cumhuriyeti? Pardon da... Değerlendirebiliyoruz. Çünkü biraz önce size de yaptığım için parşömen parşömeni... Bir harf der ama bayanın hepsini çıktı. Ama şimdi Soliye Hanım müsaade etti. Siz de Musa Bey'den de ben izin isteyeyim. Kabul eder misiniz Soliye Hanım'ın cevabını? O sizinkini kabul etmişti çünkü biraz önce. Bayan olduğu için hadi kibarlık yapalım. Kabul ediyorum. Peki, ben de biraz önce kibarlık yaptım. Tamam da bir harfle ben bütün hepsini kabul ederim. Bir harf yani yanlış cevap yanlış cevaptır. Parşömen yani bir harf fark ediyor bence. Buradaki sıkıntı ne şu anda? Sıkıntı ne biliyor musunuz? Buyurun. Tamam hani kod alın dedik bir anda hepsini yazdınız. Evet. Yani olduğu gibi sorunun cevabını verdiniz. Evet. Bu nasıl bir adalet ben onu anlamadım. Şimdi... Yani Cumhur yazıyor ya Cumhuriyeti de değil bakın. Çek Cumhuriyetini tahmin ediyorsunuz zaten. Böyle bir soru mu olur ya böyle bir cevap mı oldu peki? Özür dilerim ama. Çek Cumhur gayet hani... Onu oluyor öyle bir şey mi var yani... İlkem var öyle bir yani şehir mi var ben anlamadım. Çek Cumhuriyeti. Ya tamam da orada hürriyeti nerede yani hürriyeti nerede onu ne yaptın? İşte sizin cevabınızı kabul ettiğimiz için Soliye Hanım'ınkini de kabul ediyoruz. Ya çok özür dilerim şu anda ben Fransız kaldım burada. Fransız mı kaldınız bilemeyiz ama Musa Bey sakin kaldınız kesin. Kızmadığınız için bizden tam 1.000 lirayı cebinize koydunuz. Bu turumuzda harf alamıyorsunuz. Kod isteyemiyorsunuz. Direkt cevap. Evet. İlk harfini göreceksiniz kelimemizin ve tahmin edeceksiniz. İkiniz için de geçerli. Evet, ikiniz için de geçerli. Siz de başlıyoruz. Tek tek tahmin ediyorsunuz. İlk sorumuzu görelim. İlk sorumuz Musa Bey için geliyor. Bir insanın başka bir insana darılması anlamında bir televizyon programı. Baş harfi K. Küsmek. Küstüm şov olacaktı küstüm. Maalesef. Çok kolay bir sorumuzdu. Tamam aynı şey ama küstüm. Siz küsmek, küsmek dediniz. Ama küstüm şov cevap. Ama yaklaştım. Ama yani yaklaşmak değil başka bir şey söylediniz siz. Ya, tamam da şimdi şöyle bir şey var. Evet. Süleyman Hanım hiçbir şey bilmeden direkt ben daha şey almadan, kod almadan direkt ben sorun cevabı ve yanlış yazıyorsunuz. Ben en azından yaklaştım soruya. Ama parşömen ve parşömen kısmında tamam aynı şeysin içinde Ozan yapmıştım. Bey anladım da yani bir harf. Nerede? Ya tamamını, cevabını hem yanlış veriyorsunuz hem de direktmen kod istemeden direktmen ortaya çıkıyor. Çek Cumhuriyeti olarak. Soliye Hanım'a geçiyoruz. Güzeller güzeli Soliye Hanım'a geçiyoruz. Soliye nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor yarışma? Güzel gidiyor bence. Memnun musun? Eğlenceli, evet. Sizin için. Sizin için güzel gitmiyor mu? Gitmiyor bence. Yani haksızlığa uğradığını zannediyorum. Soliye sıra sizde. Bir kahramanlık hikayesi ya da olayını anlatan halk şiiri. İlk harfi de. Destan. Bakalım doğru cevabımız destan mı? Evet, doğru cevabımız destan. Özür dilerim hocam. Unuttum yani. Buyurun. Nedir bu ya? Ne oldu? Ne oldu? Sizce ne olmuş olabilir? Soliye Hanım'a sorusunu sordum ve cevabını verdi. Soliye Hanım, bari siz bir şey söyleyin ya bu kadar hani rahat bir şekilde. Sorunun cevabını verdim. Rahat bir şekilde verdim. Destan olarak direkt. Evet, biliyorum zaten. Hepimiz gördük edebiyat dersinde. Onu ben de gördüm de. Yalnız böyle sorunun cevabı, hem soru hem de cevabı vermek bir anda ilk defa böyle bir yarışmada ben görüyorum. Ben cevap falan görmedim. Görmediniz, ben gördüm. Ben görmedim. Soruyu düşünüyordum o anda. Soliye Hanım, Fransa'ya gittiniz mi? Gitmedim. Gitmediyseniz gitmek size... Gitmek istiyorum ama. 3 haftalık bir Fransa tatili verelim. Ben? Aha süper. Buyurun. Ben? Soliye Hanım bildiği için... Ben de o kadar bildim. Ya, haksız yeri, hala haksızlık atmıyorsunuz. Ama çünkü o benim sorumdu. Yani. Soliye Hanım sizin sıranızda da ben sizinkini bilirsem olur mu? Olmaz yani. Sıradaki turumuza geçelim. Çok güzel ödüllerimiz var. Sıradaki... Bana bir ödül vermedin ki. Bir makyaj malzemesi verdin ya ben... Yani... Ödülünüzü sevmediniz mi? Sevmedim. Bir ikincisi haksızlık yapılıyor. Haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Evet. Haksızlık ayan beyan ortada Musa Bey. Siz bunca haksızlığa rağmen sabır küpü olduğunuz için bizden 1500 lira kazanıyorsunuz. Sıradaki turumuza geçiyoruz. Bu turumuzda dostluk kazansın istiyoruz.
aynı soruya iki yarışmacımız da cevap verebiliyorlar. Ve ikisi de ödül kazanıyorlar. Yani herkes eşit ödül kazanacak. Hazır mıyız? Hazırsak sorumuzu alalım. İlk sorumuz bir yemek. Çok kolay. İlk harfini görelim mi? Görelim. Anneler yapar, hamurun içine kıyma doldururlar. İkinci harfi A. Mantı. Mantı, doğru. İkiniz de ödül kazandınız. Ben bildim ama ilk başta. Hayır ama bu ikiniz aynı de anda söyledik. Mantı dediniz. Hayır bakın fark etmez kim bildi. Bu turda sorularımızı iki yarışmacımızdan birinin bilmesi halinde ikiniz de aynı ödülden kazanacaksınız. Hiç önemli değil. Musa Bey bakın iyice suyunu çıkarmaya başladınız. Ben mi çıkardım? Evet. İkiniz de ödül kazanacaksınız diyorum. İyice suyunu çıkardınız. Bu sorumuzu Soley Hanım bildi fakat siz de ödül kazandınız. 100 bakım toniği kazandınız her ikiniz. Bu nasıl bir ödül ya? Ben istemiyorum. Musa Bey. Siz... Arkadaşa verin onu da. Musa Bey sinirlenmeye başladı. Birazdan Adanalı damarı tutabilir vallahi. Sınırsız kelimeler turuna hoş geldiniz. Bu turumuzda sorumuz Musa Bey'e gelecek. Musa Bey, çok kolay. İnşallah. Sınırsız. Sınırsız ne demek? Hiçbir sınırı yok demek. Yok. Beyninizi limitlemeyin. Aklınıza ne geliyorsa söyleyin. Tabu yok demek. Artık yanlış doğru söyleyeceğim artık kabul edin. Limit yok demek. Musa Bey size cevabı doğru söylemeniz için elimden gelen bütün tüyoları vereceğim. İnşallah. Bir görelim. Görelim. Son harfe kadar kod isteyebiliyorsunuz. Yani kelimemiz 5 harfli 4 tane kod isteyebiliyorsunuz. Kod alın isterseniz. Kod alayım. Buyurun. Kod İlk alayım. Harfi Y. Ne bu? Bir kelime. Onu söyleyemiyoruz. Sadece o harfi tahmin edeceksiniz artık. Ne olduğunu ne yapacaksınız? Tamam kod alayım. Kopya vereceğim o. Sıkışırsanız kopya vereceğim merak etmeyin. Kod alayım. Kod alın. O harfi tahmin etmeniz. Sakın yalnız tek bir tahmin hakkınız var. Şimdi söyleyeyim mi? Hayır. Bak hayır söylemeyin. Bu bir uzuv. Sınırsız. Tek bir hakkımız var. Okşandığında hoşumuza giden bir uzuvumuz. Bir cevap hakkınız var Musa Bey. Yanak. Musa Bey. Yanak. Tek bir cevap hakkımız var. Bu bir uzuv diyorum. Tamam, ben bunu duymamış oluyorum. Abi ne yaptın sen ya? Ama söylerseniz bu hediyemizi size vereceğiz. Abi dalgalamışsınız ya. Musa Bey, tek bir yanıt hakkınız var ve elimden gelen bütün tüyoları size verdim. Söyleyin Musa Bey. Böyle bir soruyu neden Soley Hanım değil de bana soruyorsunuz? Çünkü size kazandırmak istiyorum Musa Bey. Artık bunu da mı istemiyorsunuz? Böyle bir zor soruda mı? Zor böyle mu bu? Söylemesi zor olan bir soruda mı? Musa Bey artık size bütün tüyoları verdi. Ya okşanması zaten yanak okşanır. Musa Bey. Musa Bey. İyi düşünün. Tek bir cevap hakkınız var. Ama harbiden yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyorum ya. Yani bu program nasıl bir program ya? Cevap vermek istiyorum deyin. Kelimeyi söyleyin ve ödülü kazanın. Söylemek istemiyorsam? Söylemek istemiyorsanız ödül... Maalesef Soley Hanım'a cevap hakkı tanıyacağım. O söyleyecek mi peki? Soley Hanım söyle diyen cevabı kazanacak. Siz tahmin etmiş sanıyorum değil mi Soley Hanım? İnsanların çok sevdiği bir şey. Gelirler makas alırlar. Yanak dedim ya. Ben duymadım dedim. Ve söyledim ama. Hayır. Söylemek istemiyorum dediniz. Ben onu söylemek belden istemiyorum. Belden aşağı sordunuzu sanırım. Ben niye belden aşağı sorayım? Estağfurullah ya. Belden aşağı sordunuz. Uzun dedim. Nasıl oluyor peki? Bu uzun mu? Uzuv dedim. Uzuv. Uzun demedim. Bakın hep aklınız belden aşağı çalışıyor Musa Bey. Uzuv ya. Dedim. Uzuv. Uzun demedim. Yarışma programında öyle bir soru mu sorulur? Çıkabilir miyim? Rahatsız olduysanız lütfen. Çıkabilirsiniz. Yani ima ettiğiniz lafı rahatsız oldu. Ozan'ın garip sorusuna karşı ahlakından gram ödün vermeyen Musa Bey, Soley'in gereksiz tepkisine de sessiz kalıyor ya, bizden 2500 lira kazanıyor. Çok kolay bir etabımıza geçiyoruz. Tek başıma mı yarışacağım? Evet, gitti Soley Hanım çünkü. Oyunumuz bir harf tahmin etme üzerine. Tek bir harf. Fakat yanlış olan her cevabınızda paket lastiğiyle kolunuza vuracağım. Size küçük bir ceza bu. Bakın. Bir harf söyleyin. İ. Maalesef. Başka bir harf söyleyin. Bu nasıl bir soru ya? Ben buna ne diyeceğim şimdi? Tek bir harf. Tek bir harf. Tek bir harf. Bileceğim. Tek bir harf bileceksiniz ve ödülünüzü kazanacaksınız. K. Ne yapıyorsunuz ya? Evet, harf alayım. Ne harfi? Harf alayım.
Soley Hanım'ı da buraya alabilir miyiz? Musa Bey ile Musa Hanım diyorum. Ağzım kaydı. Soley Hanım'ı alabilir miyiz? Ve program istediğin gibi çık, istediğin gibi gelebiliyor musun? Soley Hanım, bu harfimizi bilemediği için yüzüne tükürün gidin bence. He? Bizim kuralımız böyle. Nasıl yani? Ya böyle ceza mı olur Ozan? İnsanın şaşkınlıktan ağzı açık kalıyor. Haliyle Musa Bey de şaşkınlıktan kızamıyor bile ve bizden 3000 lira kazanıyor. Ben şu an ne olduğunu söyleyeyim. Soley Hanım bütün ödülleri aldığı için siz de kadınsı bir şekilde sinirinizden çatlıyorsunuz. Ne kadınsı, ne diyorsun ya abi ya? Harbiden burada mı? Nereye Musa Bey? Nereye mi? Bayansı bir şekilde gitmeyin. Erkeksi gibi gidiyorum. Ne bayansı ya? Adanalıyız. Musa Hanım küçük... Musa Hanım. Şaka şaka gel artık. Gel. Şok oldum ya. Kendimi zor tuttum. Söyledi ekipten, hepimiz ekipteyiz. Biz sana şaka yaptık abi. Kızma kazan yarışmasındasın Musa. Seni biraz zorladık. Kızmayarak bizden 3000 lira para ödülü kazandın. Ne hissediyorsun bir anlatsana. Nerede çok sinirlendin? Yani özellikle... Dur bir sakin ol. Gel. Şu anda kıpkırmızı oldu farkındaysanız. Biliyorum. Bir rahatla. Şaka abi. Bütün ekip seni burada sinirlendirmeye çalışıyoruz. Bizim bütün olayımız o. O. Bütün kameramanlar, Soley, ben. Yani hepiniz birisiniz. Evet, hepimiz biriz ve seni sinirlendirmeye çalışıyoruz. Yani ben haksızlığa dayanan bir insan değilim. Ki Adana'dan izleyen akrabalarımız ne oluyor diye şimdi... Onlar gülerek izleyecekler artık.